Boşarız, başarız. Dayanıklılık. Korkacak bir şey yok. Bakıyorum da yine neşe saçıyorsun. Bakıyorum da yine hazır ve erkencisin. Bu ses ne böyle? Brunch sireni. Brunch sireni bazı öğrencilerin brunchları belli olduğunda çalar. Sireni duyunca alanda toplanırız. Akif Hoca da isimleri anons eder. Öyle mi? Benimki de belli olmuş mudur? Akif Hoca bir süredir seni izliyor. Olabilir yani. Tabii ama hiç belli olmuyor. Kimilerinin erken, kimilerinin geç açıklanıyor. Acaba kimlerin branşlarını açıklayacak? İşte geldi. Geliyor bak. Çok i̇şte. Merak ediyorum. Tamam, sessiz yine ol, sessiz heyecan durukta. Kalbim duracak neredeyse. Gelmeyen var mı? Hiç bilmiyorum. Kimlerin branşı belli oldu acaba? Umarım Ali güreşe seçilir. Yeni öğrenciler olabilir. Seni kadar ben de merak ediyorum. Hoca anlatıyor. Evet, bugün iki öğrencimizin daha branşı belli oldu. Bundan sonra hayatına bir tenisçi olarak devam edecek sporcumuz. Sana rakip geliyor, hazır ol. Esas bana rakip olacak kişi hazır olsun. Bahar Yılmaz. Ben her zaman hazırım İbrahim. Ben bundan normalde de korkuyorum zaten. Ve okçuluk alanına seçilen sporcumuzsa Fatma Demir. İşte bu. Evet. Of, bugün de branşsız kaldım. Sana diyoruz. Dalmışım. Ne diyordunuz? Diyorum ki bence senin branşın tekvando olacak. Okçu da olabilir. Tenisçi olamaz. Demek benden tenisçi olmaz. Görelim bakalım. Ne dersin, yapabilecek mi acaba? Ne oldu? Şaşırdınız sanki. Federer gibiyim öyle değil mi? Aslında hiç fena görünmüyor.
Akif Hoca Ali'ye nasıl branş seçecek ki? Çok dayanıksız görünüyor. Bence öyle değil. Dayanıksız. İstersen bunu ispatlayabilirim. Hazır Akif Hoca da sahayı izliyorken... Yine çok çalışıyorsun Ali. Biz de yapıyoruz bir şeyler. Bir teklifimiz var. Her branş için dayanıklılık önemli, biliyorsunuz. Hep birlikte dayanıklılığımızı artıracak antrenmanlar yapalım diyoruz. Olur. Hem biraz eğleniriz. İşte bunda size geçit vermeyeceğim. Birinci belli. İkinci kim? Üç, iki, bir, başla. Tamam. Şimdi de kollarımızı test edelim. Bunun adı maymunluk. En uzun süre asılı kalan kazanır. Elim kaydı. Ben Hasan ve Ali'yi ayıp olmasın diye bıraktım. Bu inanılmaz. Maymunluk bile şokta. İyi dayandın. Sen de öyle. Peki plank duruşunda da bu kadar iyi misiniz? Heyecanlı bir rekabet olacağına şüphe yok sayın seyirciler. Bu göründüğünden daha zormuş. Merve ile Bahar dayanamadılar. Yusuf'tan hüzünlü bir veda. Çoğu gitti, azı kaldı. Büyük bir azimle acıya dayanmaya devam ediyorlardı. Gerçekten iyi dayandılar. Bu saatten sonra üçü de gönüllerin şampiyonu. Tüm yarışmacılara alkış istiyorum. Bitti. Kazanan Ali oldu. Ali dayandı, şampiyonluk geldi. Bu işi sevmeye başladım. Ali! Çocuğu dayanıklı değil derken ikimiz de yenildik. Nasıl oldu anlamadım. Her koşulda bir şekilde sıyrılıyor. Bu durum canımı sıkmaya başladı. Ne yapacaksın? Yarışlara kısa bir süreliğine ara vereceğiz. Onun yerine ne yapacaksın? Akif Hoca'nın gözünden düşmesini sağlayacağım. Akif Hoca en çok neye önem verir? Düdüğüne. Ne düdüğü? Bize sürekli öğüt verdiği konudan söz ediyorum. Çalış. Daha çok çalış. Disiplinli çalış. Aynen öyle.
Biz de Ali'nin disiplinsiz görünmesini sağlayacağız. Şimdi vereyim yine. Hatırlıyor musun? Bundan öncekine ne yapmıştık? İşte o zaman yapacak hamlesi kalmaz. Evet, işte o zaman köşeye sıkışacak. Çok zekice. Disiplin. Biraz daha erken bekliyordum. 2 dakika geç kaldılar. Söylemiştim sana. Uyanmamışlar. Boşuna beni de heyecanlandırıyorsun. Şşş! Ali'nin uyanmayacağını ben de biliyorum. Önemli olan Yusuf. Bugün serbestsiniz. Burada kalmak için dayanıklılık yetmez Ali. Akif Hoca'nın en önemli ilk 3 kuralı disiplin, disiplin ve yine disiplin. Bir yere geç kalmak mı? Ben mi? Gitmişler. Dur! Çaylak! Dur dedim. Yapma! Demek öyle. Bugün serbestsiniz. Antrenman sabahında gerçekleştirilecektir. Şimdi sıra bende. Tamamen senin iyiliğin için Ali. Korku seviyesi ayarlanıyor ve... Ay! Ne? Kim? Dur! İnşallah bozulmuştur da kurtulurum. Ay! Dur! Dursana! İyi bari. Yusuf burada ama Ali yok. Tuhaf değil mi? Yusuf astığımız kağıdı hiç görmedi belki de. Ya da... Al işte. Akif Hoca da geliyor. Neredesin Ali? Spor salonuna büyük bir heyecan hakimdi. Akif Hoca ağır adımlarla ilerlerken Ali ortalıkta yoktu. Arkadaşın galiba uyanamadı Yusuf. Yoksa bugün serbest mi? Yusuf tedirgin. Fakat zaman daralıyor. Geri sayım devam ediyor. 3, 2, 1 ve bitti. Buraya kadar. Günaydın arkadaşlar. Geç kaldım. Geç kaldım. Allah'ım bu ne berbat bir şey. Hocam, aksilikler üst üste. Herkes otursun. Ali hariç. Zeynep, saat kaç? 3:10 hocam. Kurallar belli. Her dakika için 3 turdan toplam 9 tur. Ama hocam tam çıkıyordum. 10 tur oldu. Yatakhaneden sağa koş,
Sonra otur daha koş. Önce antrenman yap. Nasıl acıkmışım? Aslında 3 dakikadan biraz fazla gecikmiştin. Dua et 4 geçiyor demedin. Bu sabah birileri 1-2 saat daha fazla uyuyup dinlenmemizi istemişlerdi halbuki. Benim bu konularda bir dahi oluşuma hesaba katmadan. Ben sana demiştim. Sabah güzel bir antrenman yaptık. Onu bir de bana sor. Şimdi biraz farklı bir şey deneyeceğiz. Farklı bir şey. Ne olabilir ki? Yusuf, sen sahanın baş tarafına geç. Arkadaşların reflekslerini geliştirelim biraz. Yakar top mu oynayacağız? Yakar top oynayacağız. İkilerden biri yandığında diğeri üst tura çıkar. Evet sayın seyirciler, burada inanılmaz şeyler oluyor. Merve ve İbrahim tanımadan eleniyor. Hasan çok dikkatli. Ali toplardan nasıl böyle rahat kaçtığını kendi de bilmiyor. Heyecan dorukta. Konfetiler ardı ardına patlıyor. Hasan arkadaşını kolundan çekiyor ve eğlenmesini engelliyor. Bunun adı Fair Play. Ali toptan müthiş bir refleksle kurtuldu. Fakat Zeynep ona yaklaşmakta olan topu görmüyor. Muhteşem bir refleks. Ancak topa dokunmamalıydı. Bunu neden yaptı acaba? Tam ayağıma oturdu da dayanamadım, gelişine vurdum ben de. Finalde Ali ile Hasan mücadele ediyor. İkisi de hızlı, ikisi de atik. Bir hesaplama da ben yapayım. Yusuf var gücüyle topu fırlattı. Ay! Evet. Bu kadar da olmaz. Ve Ali kazanıyor. Biliyordum. Ben kazandım. Ben kazandım. Sevincin bittiyse odama gel Ali. Güzel bir oyun çıkardın. Ama antrenmana geç kaldın. Sadece 3 dakikacık. Bir sporcu için 3 dakika değil, bazen 1 saniye ile yılların emeği boşa gidebilir. Ayrıca bugün Hasan senden daha iyiydi. Ama ben kazandım. Hasan bugün rakibi olsa da Hakan'ın elenmemesi için ona yardım etti. Sen oyunu ciddiye bile almadın. Burada gerçek bir sporcu olmak istiyorsan sadece çevik ve hızlı olman yetmez Ali. İnanamıyorum. Bu çok iyi bir haber Ali. Seninle ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene.